Herkese yeniden merhaba. Bugün sizinle birlikte Türk işaret dilinde tanışma kelimelerini öğreneceğiz. İsterseniz videoya geçelim. Merhaba kelimesinden başlıyorum. Elimiz açık, kafamıza getiriyoruz ve merhaba. Tabii ki yüz ifadelerimiz bildiğiniz gibi işaret dilinde, Türk işaret dilinde çok önemli. Bu yüzden karşı tarafa bunu hissettirebilmek oldukça önemli. Merhaba derken merhaba. Merhaba iyi ifadesini gösterelim. İyi derken e, elimiz, iki elimizde kapalı uzun bir şekilde iyi 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 bu şekilde gösteriliyor. Şimdi karşımızdaki kişinin ismini sormayı öğrenelim ve kendi ismimizle söylemeyi öğrenelim. E, at, isim şu şekilde gösteriliyor. İlk öncelikle bu kelimeyi öğrenmemiz gerekiyor. Bir elim tamamen açık. Diğer elimin işaret parmağı kırık bir şekilde isim, ad bu şekilde söylüyor. İsim, ad. Şimdi ne kelimesini öğrenelim. Ne diye sorduğumuzda ilk öncelikle tabii ki de mimiklerimizle karşı tarafa bunu hissettirmemiz gerekiyor. Ne derken iki elimiz yere bakacak şekilde ve ters çevireceğiz. Ne? Bu soruyor ona mimiklerimizle de soruyoruz tabii ki de. Ne? Senin adın ne derken az önce adı öğrendik. Senin bir önceki videoda öğrenmiştik. Bunları birleştirelim. Senin adın ne? Senin adın ne? Bu şekilde gösteriyoruz ve soruyoruz. Örneğin birisi bana senin adın ne diye sordu. Ben de şu şekilde cevap veriyorum. İlk videomuzda sizinle beraber alfabeyi öğrenmiştik. Kendi adımı sırayla harfleriyle alfabeyle göstereceğim ve benim adım Afra diyeceğim. Benim adım Afra. Bu şekilde gösteriyorum. Peki soyadımızı nasıl göstereceğiz ya da söyleyeceğiz? Bunun için soyadı kelimesini ya da soyadı yerine geçen kelimeleri bilmemiz gerekiyor tabii ki. E, i̇şaret parmağımız ikisinde de açık ve buralar birbirine değecek şekilde bu işareti yapıyoruz. Soyad yani bu soyadı demek değil aslında diğeri demek. Ben şunu yaptığımda isim ve diğeri dediğimde bu soyad anlamına geliyor. Senin soyadın. Mesela şu şekilde gösterelim. Senin soyadın ne? Küçük bir tekrar yapalım. Merhaba, Merhaba. İyi. İyi. Ben iyiyim. Ben iyiyim. Senin adın ne? Senin adın ne? Benim adım Afra. Senin soyadın ne? Senin soyadın ne? bu şekilde gösteriyoruz. Biriyle tanıştık. Ona memnun olduğumuzu iletmek istiyoruz. Memnun oldum derken iki elimde bu şekilde orta parmağım diğer parmaklarıma göre biraz daha önde ikisinde de ve bunu be, bel hizamızda yapmamız gerekiyor. Memnun oldum. Memnun oldum bu şekilde gösteriyoruz. Bu videoda Türk işaret dilinde kullandığımız bazı tanışma kelimelerini öğrendik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.